Merhaba arkadaşlar, Metal Gear Solid'in 10. bölümündeyiz. Bu arada adama banyo yaptırdım, birazcık temizledim. Artık kafamızda sinekler uçuşmuyor. 10. bölümdeyiz, isim Angel with Broken Wings. Yani kırık kanatlı melek. Melek dediği de Allah'ın Taliban'ı. Buraya inelim, yine gece yapacağım bu görevi. Gece daha fazla havaya giriyorum, o yüzden gündüz pek yapasım gelmiyor ya. Görevimiz sarayda tutulan bir esiri kurtarmak. İsmi Malak. Melek, ha Melek işte. Melek diye erkek ismi mi olur lan? Sovyetler onu yakalamışlar ve bir sarayın yıkıntılarına götürmüşler. Daha sonra ailesi köye yapılan bir hava saldırısında ölmüş. Sovyetlerin operasyonu orayı olduğu gibi haritadan silmiş. İşi veren kişi o adamın babası. Yani babasının son isteği gibi bir şey. Başka esirler de varmış. Onlar da bize bonus getirecekmiş kurtarırsak. Artık vicdanımıza kalmış bir şey. Ki kurtarmayacağım ben diğer esirleri. Tohumlarına para mı saydım? Bana ne? Görev yerimize koşturalım. Uzaktan şu anda görebiliyoruz. Herkesi bir tekleyeceğim görebildiğim kadarıyla. Malak burada. Bayağı bir adam tekledim. Atıp çevirebilsem, Allah'ın belası aptal gerizekalı atıp çevirebilsem, ulan eşeğe binsem daha iyiydi gerizekalı atıp. Şöyle sarayın etrafından dolaşacağım ben. Şurada bir yerde inip... Ya bugün amma bir yerlere takıldım be. İçeride 3 tane esir var. Ana göreve tabi değil. O yüzden kurtarmak gibi bir zorunluluğumuz yok. Orada kendi kendine takılsın. Bizim için bir sıkıntı değil. Şimdi gördüğünüz gibi adamı bindirdiler, götürüyorlar. Nereye götürdüklerini şuradaki bir kağıdı tarayıp öğreneceğiz. Başta bu efekt havalı geliyordu da artık yeni bir şey yap adam. Bilgiyi analiz etmişler. Aydrodimiz de yeni yeri gösterecek. Gerçi göstermesine gerek yok. Ben o aracı takip edeceğim. Şimdi burada kalkıp koşamıyorum. Adam zaten ışık tutuyor buraya. Daha şöyle iyice yukarıdan gideyim ki. Oha oğlum bunlar bana saldırır lan. Kaç kaç kaç. Akbabayla uğraşmayalım. Far Cry 4'te feci saldırıyorlardı çünkü. Atım gel buraya. Bak şuradan iki tane gerizekalı geliyor. Malak'ı taşıyan... Malak da nasıl bir isim ya.
Sözde melek demek istemişler ama işte Türkçe'de. Neyse, Malak'ı taşıyan Komu'ya şuradan bir yerden yaklaşacağım. Şimdi bir şey yapmayacağım. Sadece gideceği yere kadar izlemekle yetineceğim. Adam orada. Bir tane esir öldü diğer tarafta. Ha, bunlar köy bombalanmadı diyor bu arada. Hastalıktan, yangından falan filan öldü. Otopside ortaya çıkar imiş. Neyse, bunlar da checkpoint'ten geçiyor. Birazdan harekete geçerler. Senin de tekliğim 10 puan 10 puandır. Эй, ты там как? Сейчас немного потрясет и запачкает это все. Malak'la dalga geçiyor. Yol biraz sarsıntılı, arka tarafa kusma diye. Bir 10 puan da daha burada varmış. Biz de yandan yandan onları izleyelim. Bunlar yine durmuş burada. Koyunlar orada oturma eğilimi yapıyor. Adamı da bir götüremediler. Bu arada şu anda istesem önce bunu sonra bunu full tonlayıp görevi bitiririm ama görevin tamamını göstermek istiyorum size. Başka bir yer daha var çünkü. Biraz uzun olsun görev. Тут не пройдёшь. Можешь забраться. Allah'tan vurmadı. Bunda psikopatlık var çünkü. Lan küçük başlar kaçın. Vuracaklar sizi. Bu kolsuzla geziyor. Bu da resmen kaban giymiş. Ay havaya sıkıyor en azından. Bunlar da artık bezmişler. Kaçma bile yok. Afgan koyunu bile alışık herhalde. Savaşa mavaşa. Hani gidiyorlar sıkma işte. Lan boşa sıkmayın mermileri. Vallahi Stalin kafanıza sıkar. Yaşıyor musun hala? Yoruyor. Ha, adam mı? Dalga geçiyor hala. Yalnız bunu bunun eline vermesinler. Haşet eder. Bir de bu adet oldu artık. Herkesi bir tane light armored vehicle'la gönderiyorlar. Tabi oyun zorlaşıyor haliyle. Son esir de öldü öbür tarafta. Bunlar yine bir checkpoint'e geldi. Bu antenler galiba sürekli adam çağırabiliyor. Böyle bir özellikleri var.
Hazır buraya gelmişken etrafı bir tekleyeyim ben. Kim var kim yok. Bak orada da iki tane anten gidiyor. Bunlar hep ikili ikili gidiyorlar. Bir. İki. Burası bayağı korunaklı bir yer. Şimdilik pek kimse göze çarpmıyor. Oradan değil, ben sağdan gideceğim. Ha, burayı hatırlarsanız bir önceki bölümde tankları full tonladığımız yer. Şöyle ışığın olduğu yerden değil, karanlık taraftan gidelim. Geçen bölümde şuradan ileriye gitmemiştim. Şimdi de gideceğim. Şuradan gitmenin bir avantajı yok bizim açımızdan. Bir iki alınabilir şey var. Dert değil. Diamond. Şu beni görmez değil mi? Suyun altından şöyle ilerleyeceğim. Onu da götürüyorlar yerine. Şöyle tellerden atlayıp üste sızalım buradan. Ön kapıdan girmenin manası yok. Şimdi bu duvar ne kadar ses geçiriyor bilmiyorum. O yüzden burada koşmayacağım. Ha, orada bir adam var. Sen bayıl. Böyle çok ortada bırakmayın. Birileri gelip geçebilir çünkü buradan. Şurada bir yerde yatsan. Harbiden horlamaya başladı herif direkt. Duymazsınız değil mi beni? Onu birazdan içeride bir tane hücreye atacaklar. Ben şimdiden arkadan dolaşayım. Ta arkadaki adam beni görür gibi oldu kendince. Sıkıntı yok. Şu kapı da kapandı ha. Şimdi sen buraya gel. O beni görür gibi olan herhalde gelmez buraya değil mi? Yok, kimse gelmiyor. Şimdi şu kapının hemen arkasında bir adam var. Şimdiye kadar kullanmadığım bir özelliği kullanacağım. Lure. Mekanik kolumuzu böyle salladığımız zaman çıkarttığı sesle milleti yanına çekebiliyor. Sen de gel şuraya, bayıl. Adamı getiriyorlar. Şu anda bir şu adam bizim için birazcık sıkıntı. Bir de karşı tepede bir adam var diyor. Enemy presence detected. The map has been updated. Ah, psikopat da peşinden gelmiş.
Guard demiş ki bu adamın ailesi hayatta kalmış, başka bir köye kaçmış. O yüzden seni sorguladıkları zaman dayanmaya bak. Sen bir askersin. Başını dik tut. Allah Allah, niye böyle bir anda ona gaz vermeye başladı anlamadım. Yalla. Üzerinde full tonda çarpı vardı fark ettiyseniz. Bunu full tonlayamıyoruz yaralı olduğu için. Bunu helikoptere taşımamız gerekecek. Helikopter için ben çağırayım ben, evet. Çok doğru konuştu. Şurası iyi bence. Aa, burada şey varmış, fuel. En gerekli şey bu fuel resources. Zor bulunuyor. Gelişme açısından. Abi konuşmaz mısın acaba? Adamın arkasından geçiyoruz. Sen geri zekalı mısın? Abi mal mal konuşmasan adamın arkasından geçerken ya. Geri zekalı mısın sen? Şimdi buradan geçtik. Şu adam ne tarafa bakıyor? Direkt bu tarafa bakıyor şu anda. Görme ihtimali nedir bilmiyorum ama o yüzden şuradan bir yerden koşayım ben. Direkt oradan çıkmayayım. Ah, P-Quad geldi. Burada ben Rusça mı duyuyorum? Bana mı öyle geliyor? Bence bana öyle geliyor. At gel. Oraya kadar bu herifi taşıyamam ben. Al şu herifi. At, sen geri zekalı mısın acaba? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Yanına gidince bir de kaçıyor, bu çıktı ha. Kötü mü davranıyorum ben sana? Arpası fazla geliyor herhalde. Adamın kaçtığını fark ettiler sonunda. Bunu ne yapalım? İndir gitsin. Bakalım ne puan verecek. Neyse, bunu da atlattık. Şimdi galiba bir yan görev yapmam gerekecek. Çünkü yeni bölüm açılmadı bundan sonra. Onu şimdi mi koyarım, sonra mı koyarım bilmiyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz artık. Hoşça kalın.